Zaferler isimsiz kahramanlar üzerine inşa edilir. Yıla yakın süren 1. Dünya Savaşı, 3 Mart 1918 tarihinde Osmanlı hükümeti ve Bolşevik Rusya arasında imzalanan Brest-Litovski Antlaşması ile son bulur. Bu antlaşmaya göre Batum, Kars, Ardahan, Artvin gibi Osmanlı illeri halk oylamasıyla geri alınır. Ancak Ermeni ve Rum azınlıklar mezalimlerini sürdürmeye devam eder. Yurdumuzun doğusu inim inim inlemekte. Brest-Litovski anlaşmasıyla Ruslar yurdumuzu terk ederken yerlerini ve silahlarını Ermenilere bırakıyorlar. Bunun üzerine 1. Kafkas Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ve 2. Kafkas Kolordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa emrindeki birliklerle isyanları bastırmak üzere harekete geçer. Anılarında kurtardığı yerleri şöyle dile getiriyor: Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Kars ve ötesi. Erzurum'da çok büyük ızdırap çekiyor. Erzurum'a diyor, gidiyor. Biraz daha geç kalsaydım diyor, içeride kurtaracak can bulamayacaktım. Orada çok acı bir anısını dile getiriyorum. Gençlerin bilmeleri gerektiği için, esasında yüreğim dayanmıyor ama... O kadar yaklaştım ki Erzurum'a diyor, insanlar gülerek beni karşılamakta, dişlerini görecek mesafedeyim. Biraz daha yaklaştığımda ortada bir gayritabilik hissettim, bu insanlar hiç kımıldamıyordu. Daha da yaklaştığım zaman dehşetle gördüm ki her biri canlı canlı Ermeniler tarafından birer kazığa oturtulmuştu. Ve öyle can vermişlerdi. Izraptan kasılmıştı çehreler. Allah benim gözümün gördüklerini dünyada hiçbir göze göstermesin. Hüseyin Avni Bey, 10 Nisan 1918 tarihinde 2. Kafkas Kolordusu emrindeki 110. Alay ve 123. Alay Komutanlığı'na tayin edilir. Ardahan, Kars, Çıldır ve Ahıl Kelek'te halktan milis kuvvetleri oluşturup teşkilatlandırır. Genelkurmay Başkanlığı'nın arşivlerinde Kafkas Cephesi ile ilgili şu satırlar yer almaktadır. Arhavi'deki 123. Piyade Alayı'na 2 makineli tüfek ve 1 dağ top takımıyla 110. Kafkas Alay Komutanı Vekili Binbaşı Hüseyin Avni Bey komutasında Ardahan'a gitmesi emri verildi. 123. Alay, Ardahan Müfezzesi Komutanı grup emrinde olarak bölgedeki milisleri teşkilatlandıracak ve Ardahan'da hakimiyeti tesis edecek. Kazandığı başarılar üzerine Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası ile ödüllendirilen Hüseyin Avni Bey, 3. Fırka'nın 8. Alay Kumandanlığı'na getirilir. Hüseyin Avni Bey'in Kafkas cephesindeki başarıları satırlarda şöyle ifadesini bulur. 7 Nisan 1918 tarihinde Batum'un güneyindeki Halveçari sırtlarıyla Erge Tabyası'nı zapt etti. 1918 tarihinde 123. Alayla Kars civarında Çamçavuş, Susuz, Melikköy ve 118 gecesi Melikköy'ünden Şimendifer hattına ve Çamçavuş'tan Mezra sırtlarına baskın 18 tarihinde Çıldır'da Karzak köyündeki Ermeni kuvvetlerine taarruz ettirdim ve 1918 tarihinde Ermeni ve Gürcülerin iki alayıyla şiddetli muharebelerden sonra taarruzla büyük kısmını imha ettim ve Şevki Paşa Hazretlerinden teşekkür telgrafı aldım. Tarih
3 Temmuz 1918. Sultan 5. Mehmet Reşat vefat etmiş ve yerine Sultan Vahdettin tahta çıkmıştır. 2. Kafkas harekatıyla Ermeniler güneyden ve kuzeyden sarılarak zararsız hale getirilmiştir. Karargahı Kars'ta bulunan 9. Ordu birlikleri Tebriz, Hoy, Nahçıvan, Serdarabat, Gümrü, Ahıska, Ahılkelek ve Batum'da bulunuyordu. Binbaşı Hüseyin Avni Bey de 8. Alay Komutanı olarak düşmanla mücadele ediyordu. Aynı zamanda Alparslan grubu olarak halkı teşkilatlandırıyordu. Nurpaşa Komutası'ndaki Kafkas İslam Orduları 1918 yılında Ermeni işgaline karşı Azerbaycan'da destanlar yazar ve bu coğrafyayı binlerce şehit vererek kurtarır. Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa, Kafkas İslam Ordusu komutanıdır. Azerbaycan'ı ele geçirmiş ve Dağıstan'da Petrovskaya'yı ele geçirmek üzereyken, müttefikimiz Almanlar savaştıkları cephede yenilgiye uğrar. Almanların bu mağlubiyetiyle cephelerde kazandığımız savaş, masa başında kaybedilmiş olur. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ağır şartlar içermektedir. Osmanlı Devleti Mondros şartlarına göre Kafkaslardaki kazandığı yerleri terk etmek zorunda kalır. Böylece 24 Aralık 1918 tarihinde kazanmış olduğu sınırların gerisine çekilir. Hüseyin Avni Bey, 1. Cihan Harbi'nin sona ermesiyle birlikte Alay Kumandanlığından istifa ederek Ocak 1919'da harita heyetindeki eski görevine döner. Başkent İstanbul'daki karışıklıklardan dolayı memleketi Tirebolu'da görev yapmak ister. 1919'dan itibaren Rize ve Giresun'da askerlik şube başkanlığı yapar. Bir taraftan da Giresun Kaymakamlığı görevini vekaleten yürüten Hüseyin Avni Bey, Milli Kurtuluş Hareketi'nde de askeri bilgi ve tecrübesiyle vatana millete hizmetini sürdürür. ...15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'i işgal ettikten sonra Bursa'yı da ele geçirir. Hüseyin Avni Bey ve Topal Osman Ağa, Yunan işgalini protesto etmek için Giresun'da büyük bir miting yapar. Birçok cephede alay imamı olarak görev yapan Kurdoğlu Hacı Mustafa Hoca, miting meydanında Kur'an'dan vatan savunması ile ilgili vaaz eder. Mitingden sonra Giresun halkı coşmuş ve bine yakın gönüllü toplanmıştır. Giresun Nizamiye alayları olarak düzenlenen ordu artık hizmete hazırdır. Anadolu'nun kurtuluşunu doğuda gören Kazım Karabekir Paşa, Erzurum 15. Kolordu Komutanlığı'na atanır. 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük eder. Erzurum Kongresi toplanır, bunu Sivas Kongresi takip eder ve 23 Nisan 1920 şanla, şerefle, dualarla, fatihalarla Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. Bu sırada Rusların terk ettiği Kars ve Sarıkamış Ermeniler tarafından işgal edilir. Kazım Karabekir, Binbaşı Hüseyin Avni Bey'den Doğu cephesine gönüllü birlik göndermesini ister. Giresun Nizami alayları Erzurum'a ulaştıktan sonra işgalleri önleyip isyanları bastırırlar. Haziran 1920'de Doğu cephesi komutanlığına atanan Kazım Karabekir Paşa, Eylül 1920'de Ermeni katliamlarını önlemek için harekat başlatır. Sarıkamış ve Kars'ı Ermenilerden geri alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli aldığı karardır ki
Kazım Karabekir'in ordusuna düşmanı püskürtme emri verilir. Doğu kurtuluyor. Doğu kurtulmadan Batı kurtulabilir mi? Ve Kazım Karabekir Kars'ı ikinci kez düşmandan kurtarır. Kendisine Şark Fatihi ünvanı verilen Karabekir Paşa, elde ettiği silah ve mühimmatları ordusuyla birlikte Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yere gönderir. Doğudan batıya mühimmat ve sağlam kalan askerler gönderilmiştir. Doğu'nun kurtuluşu ilk başarımızdır. Şurada üç kalem resmi göreceksiniz ki önemlidir. Yeni açılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli ilk anlaşmaları Gümrük, Moskova ve Kars anlaşmalarını imzalayan kalemlerin resmidir. Ve o anlaşmalar neticesinde de Allah'a şükür bugünkü sınırlarımız çizilmiştir. Doğu cephesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasında çok önemli bir adım olur. Birinci Dünya Harbi'nin sona ermesi ve Mondros Mütarekesi'nin gerçekleşmesiyle birlikte Doğu Karadeniz bölgesi iç ve dış düşmanların yoğun baskısı altına girmiştir. Gürcüler Rize bölgesini, Ermeniler Trabzon'u işgal edip Pontus Devleti hayali kurmaktadır. Bölgedeki azınlıkları tahrik eden emperyalistlerin en önemli odaklarından birisi de Merzifon Amerikan Koleji'dir. Bu fesat yuvasının direktörü Amerikalı White, ele geçen mektubunda ihanetini şu satırlarla ifade etmektedir. Hristiyanlığın en büyük rakibi Müslümanlıktır. Müslümanların da en kuvvetlisi Türkiye'dir. Bu hükümeti ve memleketi devirmek için Ermeni ve Rum dostlarımızı terk etmemeliyiz. Karadeniz bölgesindeki Pontus çetelerini yok etmek için halkın ileri gelenleri Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti'ni kurarlar. Kısa zamanda birçok yerde şubeler açılarak halka savunma ve harp eğitimleri verilir. Giresun Askerlik Şube Başkanı ve Kaymakam Vekili olan Hüseyin Avni Bey, ülkenin kurtarılması ve bölgedeki Pontus fitnesinin yok edilmesi için büyük çaba sarf eder. Giresun Belediye Başkanlığı'nı yürüten Topal Osman Ağa ile beraber kısa sürede 3000 kişilik Giresun Nizamiye Alayı'nı kurar. Ocak 1921 tarihinde de Giresun Nizamiye Alayı kumandanlığına tayin olur. Bu gönüllü alay Alparslan Grubu diye de anılmaktadır. Hüseyin Avni Alparslan askerlik görevinin yanı sıra gazetelerde yazılar da yazar. Yeni Giresun gazetesindeki yazıları ile milli mücadele çalışmalarına destek olur. Yeni Giresun gazetesi müdürü şunları söylemektedir. Hüseyin Avni Alparslan'ın gazetemizde Türk tarihine ait birçok makaleleri vardı. Pontuslu Rumların Trabzon ve Karadeniz bölgesindeki ırkçı ve düşmanca propagandalarına cevap olmak üzere bir kitap yayınladı. Trabzon ili Laz mı Türk mü isimli bu kitap, Trabzon'un eski zamanlardan beri Türk ili olduğunu anlatıyordu. Bu eser, Yeni Giresun gazetesinin gayretiyle 10 bin nüsa olarak tab edilmiş, bütün köy ve kasabalara bedava dağıtılmıştır. Hüseyin Avni Bey, Giresun'da bulunduğu sırada Türk Yurdu dergisine de otçu göçü geleneğiyle ilgili yazılar yazar. Halkın geleneklerinin unutulmaması için çabalar sarf eder. Milli Savunma Bakanlığı'nın 20 Şubat 1920 tarihli genelgesinde Yunanlıların Trabzon'a gönderilmek üzere 30 bin kişilik bir kuvvet hazırladıkları bildiriliyor ve gerekli tedbirlerin alınması isteniyordu. Mahmut Goloğlu bu tehlike karşısında Giresun bölgesinde Tirebolulu Alparslan Bey'in
3000 kişilik Alparslan grubuyla hazır durumda beklediğini yazmaktadır. Halkı İstiklal mücadelesine hazırlamak için yoğun çalışmalar yapan Hüseyin Avni Bey, Yeni Giresun, Işık ve Gedikkaya gazetelerinde değişik isimler kullanarak yazılar yazmaktadır. Giresun'un ileri gelenleriyle toplantılar yapan Hüseyin Avni Bey, mitingler düzenler, protesto telgraflarının çekilmesinde öncülük eder. Alayının başında Doğu Karadeniz bölgesindeki Pontusçu Rum çetelerinin zulüm ve vahşetine karşı kahramanca mücadele ederek Yunan ve İngiliz planlarını bozar. Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Giresun Şube Başkanlığını da yürüten Topal Osman Ağa, Ankara ziyaretinde Fevzi Çakmağı makamında ziyaret eder. Giresun'da gönüllü alay kurulması için resmen talepte bulunur. Fevzi Paşa bu talep karşısında Osman Ağa'ya, "Alayın teşekkülüne müsaade ederim. Yalnız bu alayın başında muvazzaf bir kumandanın bulunması lazımdır. Binbaşı Hüseyin Avni Bey, halen Giresun'da mıntıka kumandanı olarak bulunmaktadır. Kendisini Kafkas cephesinden tanırım. Şayet alay kumandanlığını yürütürse, Giresun'da alay kurulmasına izin veririm," der. Giresun'da iki piyade alayının kurulmasına karar verilir. Gönüllü toplanmasında Kurdoğlu Mustafa Zeki Hoca'nın da çok önemli katkıları olur. Cami kapılarına ilanlar asılarak halktan gönüllü asker toplanır. Mürettep gönüllü alaylar halktan, gençlerden, öğrencilerden oluşmaktadır. 42. alayın komutanlığına Binbaşı Hüseyin Avni Bey, 47. alayın komutanlığına ise Topal Osman Ağa getirilir. Mustafa Zeki Hoca, 42. alay müftüsü olarak gönüllüler arasındadır. 42. gönüllü alay, 17 Nisan 1921 günü Giresun'dan Ümit Vapuru ile Samsun'a hareket eder. Buradan da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere yürüyerek türlü zorluklarla Ankara'ya doğru ilerler. Yol üzerinde karşılaştıkları Rum çetelerini bertaraf eden Hüseyin Avni Alparslan, bu çatışmalarda kolundan yaralanır. 20 Ağustos 1921'de Ankara'ya ulaşan 42. Gönüllü Alay, buradan da Sakarya cephesine sevk edilir. Bu sırada Koçgiri isyanını bastıran Topal Osman Ağa, Nurettin Paşa ile buluşarak Pontus çetelerinin üs olarak kullandığı Merzifon Amerikan Koleji'ne baskın düzenler. Burada Pontus hükümeti çalışmaları ile ilgili çok sayıda belge, bayrak, mühür ele geçirilir. Pontus fesat yuvasının dağıtılmasının ardından 47. alay yürüyerek Ankara'ya ulaşır. Ardından da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere Polatlı Haymana bölgesine hareket ederler. Hüseyin Avni Bey ile Topal Osman Ağa'nın komutasındaki 42 ve 47. gönüllü alayların cansiperane fedakarlıklarıyla cephe gerisindeki bütün pürüzler ortadan kaldırılmış olur. Viyana çekilmesinden 238 yıl sonra Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'nde destanlar yazmaya hazırdır artık. Anadolu'yu işgal edip Asya'ya hakim olmak isteyen Yunanlıların asıl amacı Büyük Yunanistan İmparatorluğunu kurmaktır. Bu hayalle İzmir ve Bursa'yı işgal eden Yunan ordusu, Ankara'yı işgal etmek için Kütahya ve Eskişehir'den sonra Polatlı Haymana bölgesine yaklaşır. Bunun üzerine Türk ordusu Haymana Mangal Dağı civarına mevzilenir. 23 Ağustos 1921 sabahı Yunan ordusunun ileri harekatıyla Sakarya Nehri boylarında Sakarya Meydan Muharebesi başlamış olur. Savaş devam ederken hava şartları nedeniyle Türk ordusu bozguna uğrar.
cephe komutanı Fahrettin Altay, Mangal Dağı'ndaki bozgun üzerine Ankara'ya telgraf çeker. Mustafa Kemal gönderdiği cevapta, "Cepheyi terk etmeyin, 42. ve 47. Gönüllü Giresun alayları oraya gelecek," der. Buradaki bulunan birliklerimiz ciddi bir mücadele vermişler. Bulundukları hattı terk etmemişler. Yenilmişler bazı mevzilerde. Mangal Dağı'nın ilk mevzileri işgal edilmiş. Ancak o mevziye Mustafa Kemal Paşa, evet burası işgal edilebilir ama onun gerisindeki hatta hemen bir sonraki hatta tekrar mevzilenerek savunmaya devam edecektir birlikler diye talimat verdikten sonra, direktif verdikten sonra o hatlar savunmaya başlamış. Ve cephemiz batıya dönmüşken o Mangal Dağı'nın bir kısmının düşmesiyle cephemiz güneye doğru şu şekilde dönmüştür. Mangal Dağı ve Türbe Tepe'nin kaybedildiği gün gönüllü Giresun alayları 6000 askerle muharebeye katılır. Aylarca aç susuz yürüyerek cepheye gelen ordu Mangal Dağı eteklerinde mevzilenir. Binbaşı Hüseyin Avni Bey'in alayı Abba Zıpka ve Kamalarla Yunan ordusuna saldırır. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Bütün dünyanın gözü Sakarya'ya çevrilmiş durumdadır. Çünkü bu muharebe, Türk-Yunan savaşından öte bir Hilal-Haç savaşıdır. 42. alayın müftüsü Zeki Hoca, bizzat çarpışmalara katılır. Savaş boyunca boynundan Kur'an'ı, dilinden Allah, vatan, bayrak ve şehadet kelimelerini hiç eksik etmez. Savaşın kızıştığı anda yiğitlere önce teyemmümle abdest aldırır, sonra da salavatlarla yüreklere cesaret verir. Melhame-i Kübra, yani en kanlı savaş olarak görülen Sakarya Meydan Muharebesi 24-25 Ağustos günü giderek şiddetlenir. Yunan ordusu bütün gücüyle saldırırken, Mehmetçik de Allah Allah nidalarıyla düşmana karşı koyar. Muharebede muvazzaf asker yok denecek kadar azdır. Kadınlar da takdir edilecek fedakarlıklarıyla savaşın içinde yer alırlar. Türk insanının yoktan var ettiği bir savaş aslında. O birlik beraberlik içerisinde Türk insanının neler yapabileceğini ve bu zafere nasıl ulaşabileceğini en iyi kanıtı belki Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Bu topraklarda dolaştığımızda zaten onu hissederiz, onu yaşarız. Yani burası aslında Türk insanı için bir hafıza deposudur. Hüseyin Avni Bey'in bulunduğu 4. tümen, Mangal Dağı'nın doğusunda Yunanlıları püskürtür. O gün yapılan sayımda sadece 42. alayın savaştığı cephede 300 Yunan askerinin cesedi bulunmuştur. Mustafa Kemal'in "Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır" sözleri üzerine savaş bütün vatan satında devam eder. Türk ordusu et ve kemikten kaleler örer, kanlarıyla destanlar yazar. Hüseyin Avni Alparslan, savaşın en şiddetli anında Mehmetçikleri toplayarak onlara şu tarihi konuşmayı yapar. Askerlerim, bu savaş fetih yağma savaşı değil, vatan savaşıdır. Öleceğiz. Komutanlarımız izin vermedikçe geri çekilmeyeceğiz. Evlatlarımıza para, pul değil, vatanı için şehit veya gazi olmuş namuslu bir
askerin evladı unvanını bırakacağız. 42. Alayın kahraman komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, 28 Ağustos 1921 günü şiddetli çatışmaların yaşandığı Haymana yakınlarındaki Gökgöz mevkiinde yaralanır. Sahra Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Avni Bey'in durumu ağırdır. Şehit olmadan önce, Trebolu'da anacağızım benden bir lastik pabuç istemişti. Alamadım. Ne olur ona bir lastik pabuç alın, der. 30 Ağustos 1921'de 45 yaşında şehadet şerbetini içer. Ardında 72 yaşında bir anne, 26 yaşında bir zevce ile dul bir kız kardeş bırakarak toprağın kara bağrında yerini alır. Hüseyin Avni Bey'in şehadeti Yeni Giresun gazetesinin baş yazarı şair Bekir Sükuti'nin şiirine şöyle yansır. Senden ayrılalı düştük bu derde. Yalnız biz değiliz gamda kederde. Dereler, denizler, kuşlar, çiçekler, hepsinin feryadı, Alparslan nerede? Savaş sonrası cepheden gazi olarak dönen bir Mehmetçik, binbaşı Hüseyin Avni Bey'in Yunanlılarla çarpışmasını şöyle anlatır. Kahraman alayıyla harp safları arasına dahil olunca, kabına sığmaz ve zapt edilmez bir hale gelmiş, bir elinde tabanca, ötekinde kalın bir sopa, coşmuş ve kükremiş aslanlar gibiydi. Bir taraftan tabancasını ateşliyor, öbür taraftan kalın sopasıyla birçok yılanın başını eziyordu. Askerlerinin önünde düşmanla mücadele ederken yaralanmıştı. Bir avuç toprakla yarasını bastırırken, diğer eliyle de karşısındaki yılanların başını ezmeye devam ediyordu. Cephe komutanlarından Yarbay Mehmet Sabri Bey'in telgrafı durumun vehametini ortaya koymaktadır. Subay ve er zayiatı çok fazladır. Hücum taburunda yalnız iki subay kalmıştır. 42. Alay Komutanlığı bir yedek teğmenin elindedir ve 4. Tümen cephanesizdir. Sakarya Savaşı'nın en kritik yerinde düşmana bıçaklarıyla saldıran 42. Gönüllü Alayımızın tamamına yakını şehit olmuştur. Alay müftüsü Mustafa Zeki Efendi ile birlikte çok az sayıda Mehmetçik de gazi olur. Gönüllüler arasında yer alan öğrenciler, şehit oldukları için bazı okullar o yıl mezun verememiştir. 47. alaydansa 285 Mehmetçik Afyon İsçehisar yakınlarındaki büyük taarruza katılırlar. Dede Sivri Tepesi'nde şehit olurlar. 13 Eylül 1921'de Yunan ordusu fazla dayanamaz, büyük yenilgi ve zayiatla geri çekilir. 100 kilometrelik alanda 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi en kanlı ve en uzun meydan savaşlarından birisi olarak tarihe geçer. Bugün Polatlı ve Haymana bölgesinde şehit binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ve gönüllü Giresun alayı şehitlerinin yerleri georadarla tespit edilmekte ve bir vefa borcu olarak anıtlar yapılıp fidanlar dikilmektedir. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.